Özdemir aşk haberleri üzerine biliyorsunuz dün sıcağı sıcağına biz haberi verdik, pat diye paylaşımlar yapıldı. En sevdiklerimizden. Ama dün bizim söylediğimiz gibi, bize gelen yorumlar gibi DM'den herkes diyor ki hadi canım siz de. Aşk yaşıyorlar değil mi? Hadi canım siz de diyorlar. İnanmıyorum. Yani kolunu öpüyorsun. Ondan sonra işte üstüne yakın bir şey duruyorsun. getiriyorsun. Böyle kuğular gibi konuşuyorsun. Havuz başında havuz ışık başında yok. Konuşuyorsun. Benim sonra en büyük detayım bu. En havuz başında ışık yok. En iyi arkadaşım. Yok öyle bir şey. Yalan. Yok. Yok biz yok yani iyi bu fotoğrafın şey, şimdi takipçileri üstüne... inanmamış. Tabii yani. Hayır. Biz zaten hiçbir şeye inanmıyoruz da takipçilerin de inanmaması çok Sinan koptu yanında. Biz hiçbir şey yemiyoruz, asla inanmıyoruz da. Fazla bunlar da bence yani bu iki isim de bu işi fazla büyüyüp dallanıp budaklanmasın diye bir açıklama yapıyor ama bu kadar yakınlık hiçbir arkadaş da yok. Boşuna bizi kandırmaya çalışmayın. Ama ben hala seçkinden bir hayatım hareket bak bekliyorum. Yakınlık, yakın arkadaşınla baş başa Hayır, da konuşabilirsin şöyle. ama kolunu molunu öpmez. Öpmez. Yapmayalım yani. Hani öyle bir dünya yok. Öpmüşsün. Millet kör mü değil mi? Komşular kör mü? Yani Öpmüşsün. kolunu niye öpersin arkadaşının? Yani küçükken annemiz Ay bir şey benim olduğunda dokunasım öper. gelmez normal bir erkek arkadaşım. Evet, Tabii niye canım, yani ne saçma bir şey. Ne saçma bir şey. Mesafeyle konuşuyorsun. Ancak Anlatırsın topuklu derdini. ayakkabın vardır da bir yere Ağla, inerken bak, kolunu şunu anlarım. tutarsa falan. Bir konu olur. Ağlarsın yapma der. Sarılır. Hayır bak, o bile başka bir o şey. Başka ama bir şey. Ona şefkat da, vardır içinde yani. Ona da yani havuz başında karanlıkta şefkat olmaz. Bu kadar tabii. baksana böyle yandan ağaçların gölgesi düşecek. Eğer Havuzun bir sesi barıştırma olacak. yemeği, bir barıştırma görüşmesi Adamı da ise yemekte barışırsın. Gidersin. Hayır. Bodrum'un Çağın yanına içine. kimle barıştıracaksan. Tabii Doğru değil canım. mi? Yok yok. Bu hiç inandırıcı değil. Barıştıracağın insan nerede? Yok. Sen kimle İnsanları da bu berabersin? kadar saf ve yani aptal yerine Sarsak koymasınlar. zannetmeye Çok gerek yok. komik. Kaan Yıldırım ve şeyin hemen paylaşımlarını görelim mi? Dün biliyorsunuz biz bu haberi yaptık. Saniyesinde peş peşe geldi. Demet Özdemir'in açıklamasında da sadece üst kısmını okuyalım. Birçok şey yazıldı, çizildi. Bugün çıkan haberlerden sonra açıklama yapmak zorunda hissettim. Kaan'la arkadaşız, aramızda bir şey yok. Fotoğraflarda sohbet sırasında çekilmiş fotoğraflar, evde de yalnız değildik söylendiği gibi dedi. Kaan Yıldırım'sa çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Demet Özdemir benim arkadaşımdır dedi. Hadi Bu arada oradan. Belirtiyoruz tekrar. Hadi oradan. Kaan Diyorum. Yıldırım'la Seçkin Özdemir yani Demet Özdemir'in eski sevgilisi de kanka. Yani çok iyi arkadaşlar. Beraber 3 hafta önce Bodrum'da tatil Vallahi ben yapıyorlardı. Seçkin'den bir hareket bekliyorum. O da Ne böyle diyecek? Ya hayır şöyle diyebilir bence. Evet ya siz çok abartıyorsunuz. Eğer erkekle hala arkadaşsa Kaan'la, tamam mı? Şimdi düşün. 3 hafta önce tatildeler diyorum sana. Hala dedim yani an itibariyle. Diyelim ben seninle çok samimiyim. Böyle ve bir şey sen çıktı benim ortaya, ben küsmüş de olabilirim diyorsun. olmamış da olabilir ama ben seninle hala görüşüyorsam yani senden eminsem derim ki ya Pınar arkadaşım ve tamamen arkadaş olarak görüştürmüşü inandığım için bunu yazardım mesela. Anladın mı? Sen de korumuyorsan Kaan'ı, ben kızı korumaktan bahsetmiyorum. Kaan'ı korumuyorsan bu işte bir tuhaflık var. Kaan'ı Kaan niye hayatta alırsın? böyle bir şey yapmaz. Benim arkadaşım falan demediğine göre. Yok bak, yok o bir açıklama yapması hiç hoş olmaz eski sevgili olarak bence. Neden? Bence de. Hiç hoş ama kalmayacak bir şey. Kaan'ın arkadaş olarak ne münasebet Kaan'ı niye korusun geçmiş. Ki? Şimdi Kaan bir şey yok hayatım, dedikten sonra Pınar seçkin benim katılıyorum demez. Hayır bak şimdi. Pınar benim yakın arkadaşımsa ve ben Pınar'a değer veriyorsam. Üzerinde de böyle bir şaibe varsa. Ve biz görüşüyorsak tamam mı? Ve onların da ben normal arkadaş olarak görüştüğüne inanıyorsam senin benim eski sevgilimle. Derim ki Pınar hayatta böyle bir şey yapmaz. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Pınar benim hala çok yakın arkadaşım. Ne yapmış sana olacak peki? Bu sefer o rezil olacak. Susuyorsun. O rezil olacak şimdi bu bence sefer. O yüzden susuyor Bir de diyecek Seçkin, ki sen mı? Arkadaşının arkasında durdun. Bak eski sevgilinle beraber. Ben de sana diyorum ki Seçkin'in sessizliği bu sebepten olabilir işte. Zaten bence Seçkin sessiz olmalı. Çünkü burada yani yorum yaparsa rezil olur. Hiç hoş kaçmaz. Yani şimdilik bir şey yokmuş gibi de diyorsun. Görünse bile evet. Biz inanmıyoruz ama... Yine de onun yorum yapmaması lazım. Altından böyle bir şey çıkarsa rezil olur. Bu sefer çocuğa derler ki vay efendim sen de mi biliyordun? Çünkü 3 hafta önce senle tatildeydi. Altından daha kötü dedikodular çıkar. O yüzden bence o sessiz kalsın. Ama o sessiz kaldı. Eğer böyle bir şey olursa arkadaşlığını bitirsin ayrı. O ayrı. Ama ben sessizliğinden düşünsene sen benim en yakın arkadaşımsın. Beraber tatile gidiyoruz. Senin dedikodun benim eski sevgilimle çıkıyor ve ben seni koruyacak tek bir laf etmiyorum. Tuhaf olmaz mı? Olur tabii. Tabii. Ama kadınlarda daha farklı, erkeklerde daha farklı. Erkekler daha ağır. Erkekler daha bir açıklama lazım. Yaparsa biraz daha farklı zan altında kalabilirler yakın çevreleri tarafından, seyirciler tarafından. Evet evet daha farklı. Sen ne oğlum da sen niye karıştın da ya aralarında bir şey varsa hiç hoş değil. Bence hiç karışmasın. Yok yok.
Yazık çocuğa, karışmasın. Bence de üçüncü olarak karışacak son insan. Bence de. Olmasın yani, doğru bir şey olmaz. Hı-hı. Niye, bir dakika, taraflardan biri de bu. Kaan'ın en yakın arkadaşı. Cevap verirsin. Kaan'ın arkadaşı. Ben soruyorum. Şöyle bir şey. Eğer birlikleri ortaya çıkar ve ona bir mikrofon tutulursa da bana ne, beni ilgilendirmez der. Yok, geçer gider. Demeli. Acaba, hayır, bir şey söyleyeceğim. Diyelim böyle bir haber çıktı, sen hiç bilmiyorsun bile. Hı. Ben seni aramayacak mıyım? Kızım, bu çıkan haberler ne? Sen benim eski sevgilim. Erkekler birbirini aramaz, kadınlar aramaz. Gibi değil. Nasıl aramaz ya? Beraber tatile çıktığın erkeği aramaz mısın? Bana o tinesizliği yapan bir... Neden diye sormam ben yani. Ben de aramam, evet. Tinesizlik mi yapılmıştır diyorsun? E şimdi arkadaşının sevgilisi ise bir dakika ve yani. Bu kadar yakınlıktaysa ve havuz başında böyle... Ben de aramam, ne yaparlarsa yapsınlar. Aynen. Derim. Sosyal medyaya Allah koyarım fotoğraflarını derim. Mutluluklar yazarım, reziller yazarım. Bak benim bitmiyor ama içimdeki savaş. Yine bir şey. Yakup sen bitmiyor, evet, yani bitmiyor. Yani yine yaparım bir şey yani ama aramam. Bütün arkadaşlarıma da repost yaptırırım. Nasıl? Nice. Güzel. Rezillik de son nokta. Rezillik çıksın diyorsun. Teşekkürler. Yani rezil. Yapılır yok, yani. Yok. İnsan o sinirle yapar. Bakalım seçkini bir yerde yakalayıp sorucu. %100 yakalayacaklar. Mikrofon uzatıldığındaki tepkisinden anlayacağız. Yani anlayacağız ama dediğim gibi de... Ay, saçım şuraya sıkışmış. Kusura bakmayın. Sen de şöyle kaldın da kulaklığa sıkışmış. Yani... Dediğim gibi bu saatten sonra artık biraz akışa bırakmak lazım. Seçkin Özdemir'de yüksek ihtimal hani yalanlandı. Seçkin Özdemir öğrenmiştir var mı yok mu zaten. Rahat tabii canım. Yani bizim gibi ben bekliyorum, benim merakım. Benim merakım. Tamam, Seçkin'cim varsa merak bir şey, evet, bize de şimdi, yaz bakalım.